sevgili seyircilerimiz, çağdaş sanatın en iyi örneklerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary İstanbul 10. yaşını kutluyor. 12-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuar Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda görülebilir. Biz öncesinde Levent Erden'le birlikte gezdik ve sizler için de izlenimleri hazırladık. Gerçekten çok keyifli işlerim var. Ama bunları yapmak için arkada bayağı sapık olmak lazım. Ne oluyor? Yani biraz benim hani karikatüre de sığdıramadığım bir şey oldu bu sefer. Yani biraz böyle hani içimin en karanlık tarafı. Aslında aydınlık bir şey çıktı sonuçta. Bu kadar aydınlık beklemiyordum. Ben daha da karanlık bir şey bekliyordum. Bilmiyorum, ben karanlık bulmadım ama. Tamam, iyi, bu iyi. Ha, yani ben karanlık bulmadım. Üç boyutludan niye keyif alıyorsun? Çok keyif alıyorum. Demek ki aslında benim en çok sevdiğim şey buymuş. Yani resimde, aslında karikatürde bile hissederek yaptığım, zevk aldığım şey hacim vermek, modele etmek ve yani o anatomiyi komikleştirmek. Resimde de yine o. Bir derinlik duygusu. Ve aslında en sevdiğim şey belki de çocukluğumda heykel yapmakmış yani. Nasıl buluyorsun insanların sanat satın alması ile ilgili ya da yani sanatı hayatların içine sokmak için belli bir yatırım yapmaları konusunda ne diyebilirsin? Ne değişti? 10 sene içinde değişen bir şey var mı? Ya elbette ki değişen bir şey var. Yani insanların 10 senelik ilgileri içerisinde çok ciddi sayılabilecek bir artış var. Yani zaten bu da artan galeri sayısından ve şu anda hatta müzayede sayısından dahi belli. Ama burada önemli olan nitelik artışı. Genel olarak daha nitelikli bir artış olması için insanların daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri için daha fazla gezmeleri, daha fazla fuar, müze, galeri görmeleri ve uluslararası anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ama çoğu insanın buna vakti yok. Dolayısıyla bu tarz fuarlar aslında bu anlamda düşündüğünüzde insanlar için senede bir gidilen kitap fuarı gibi. Koray, bir süredir aynalı bakıyorsun. Böyle aynalı Martin vaziyetleri yaratıyorsun. Her tarafta aynalar var, yansımalar var. İnsan nereden baktığını anlamıyor. Ne oluyor? Sen reklam fotoğrafçısıydın efendi gibi. Neler yapıyorsun? Başımıza neler çıkartıyorsun? 3 senedir aynalarla çalışıyorum Levent'ciğim. Ayna yansımalarını artık iyice şey yaptım. Bu arkadaki eserde de mesela tek bir model varken 39 tane de yansıması var. Onun için ismini 40 Anna koydum. Peki insanlar fotoğraf alıyorlar mı? Ticari kullanım dışından bahsediyorum şüphesiz. Ticari kullanım dışından alıyorlar. Yani 2008'den beri başladı bu. Telefonlarla fotoğraf çekilebildiği için fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekilmek gerçekten sanat oldu. Diyebilir miyiz? Diyebilir ama miyiz? Mesela Instagram'ın çıkması bence çok iyi oldu. Telefonlarla da bayağı takır takır çekiliyor değil mi? Herhalde 20. yüzyılda çekilen toplamında bir günde falan fotoğraf çekiliyor olabilir şu anda. Contemporary İstanbul'da İran'ın aydınlık kadınları var. Getiren de Vogue Gallery. İşin ilginç yanı, fotoğrafları çeken Paul McCartney ile Linda'nın kızı Mary McCartney. Biz aslında her sene Kasım ayında gerçekten sanatla buluşturan bir sayı yapıyoruz. Bu sefer ama Contemporary İstanbul'a özel, modern İran sanatı odak noktasında olduğu için Tahran, Contemporary Tahran. Biz de İran'ın aydınlık kadınlarıyla buluştuk. Ama maalesef Tahran'da değil, Londra'da buluştuk. Çünkü hepsi göç etmek zorunda kalmıştı. Peki bundan sonra ama hep Contemporary'de olmaya devam edecek misiniz? Tabii, biz Contemporary'nin neredeyse 4 senedir aynı zamanda medya sponsorluğunda yapıyoruz. Beraber bir iş birliğimiz var. Aslında sponsor demek doğru bir şey değil. Çünkü dediğim gibi Vogue ne kadar sanatın merkezindeyse onlar da İstanbul'un o kadar merkezindeler. Birlikte güzel işler yapıyoruz. Darım Radyo'nu sizin galeride tanıdım 3-4 yıl önce. Ondan beri de hayranı oldum sürekli. Keşke o zaman alabilseymişim. Şu anda ilginç yerlere geldi. Ama siz hep böyle yeni sanatçılar tanıştırıyorsunuz. Hem Ermenistan'dan hem
çevresinden galiba özel bir ilgi alanınız var değil mi? Dara Murat'tan evet. 2011 senesinden beri sergilediğimiz bir sanatçı. İlk başlarda tabii ki de Türkiye'de bilinirliği yoktu. Türkiye dışındaki diğer ülkelerde bilinirliği olmasına rağmen Erivan'da yaşayan bir sanatçı. Bizimle birlikte Türk sanatseverlerle buluştu ve daha sonrasında da bu ilgi giderek kat be kat katlandı her sene. İlginin büyüklüğünü gördükten sonra bu sene o büyüklüğü biz eserlerin boyutlarına da taşıdık. Bir hayli 3 metreye 180 santim ve 140 santimlik bir tane bir çokça büyükçe bir boğa heykelimiz var. Bir de 2 metre civarında bir balık heykelimiz var. Bakalım şu ana kadar bayağı bir ilgi gördü. Bundan sonrasında ne olacak onu da hep birlikte göreceğiz.